İktidar biliyorsunuz tüm dünyayı saran Covid-19 salgınında ülkemizi de çok kötü sardı ama yeterince pandemi desteği Türk milletine yapılmadı. Yani bugün bir Suriyeli Afganlığa yapılan destekler Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşına yapılmadı. Acilen kendi örf adet ve Türk milletine destek çıkma çağırıyorum iktidarı. Yani göçmen sorununu çözmeleri lazım. Ülkeye yani kafasına göre göçmen alan bir zihniyet var şu an. Bu sorunu acilen düzeltmeleri lazım yani. Benliğimizi kaybediyoruz. Ah geldik siyasete. Yollar açık olsun. İnşallah her şey güzel olacak. Öğretmen alımlarının 60 bin olmasını isterdim. Mezunum ben şu anda. Öğretmen alımları 60 bin olabilir mesela. 20 bin alım yaptım sene. Kendimi düşünürsem. Vallahi benim de mühendislik alımlarının biraz daha artmasını isterim. Mühendisim, okulu bitirdim ama daha bir iş bulamadım yani. Öyle dükkanda oturuyorum. Hayır, okuyanlar değil de. Atamanın biraz daha fazla olmasını istiyoruz. Mevcuttakinde şu anda mevcutta bu var. Olanla yetinecek. Başka kimse kalmadı zaten. Biraz daha düzeltirseler kendilerini daha ileriye gidebilirler. Ha, ne diyeyim ki? Bilmiyorum ya, ne söyleyeceğimi de bilmiyorum iktidara. Ben bana yardım etmesini isterdim. Mesela açık konuşabilir miyim? Mesela ben bir bebek sahibi olmak istiyorum. Yani ondan yardım isterim. Yardım etmesini isterim yani. Yani başbakandan yardım etmesini isterim. Yardımcı olmasını isterim. Kapsıyorlar da yani tam 41 yaşında sonra kapsamıyorlarmış. Değişsin. Cumhurbaşkanı değilsin diye. Direkt değişsin. Yok. Kibarcası. Bence acilen bıraksınlar yani. İşi gücü bırakıp direkt salsınlar yani. Koltukları boşaltsınlar, öyle söyleyeyim. Ben istifa da bir hizmettir diyorum. İstifa etmelerini istiyorum. Zor bir istek ama hayal. Gitsinler artık. İktidar mesaj göndersin. Ne olurdu? Yani çok şey söylerim de yani şimdi ilk önce ekonomiyi düzeltmesini isterdim. Ondan sonra hukukun düzelmesini isterdim. Daha doğrusu ilk önce hukuk, ondan sonra hepsi gelir zaten. İlk önce hukuk. Çok okuyan, okuyan akıl her zaman çalışır. Gezmekle bir yere varılmaz. Okumak her zaman gelişim açısından çok detaylı bir şeydir. Aslında ben her ikisine de katılıyorum. Ama birisi ağır basıyor derseniz hangisi diye, çok gezen derim bu sonuza da. Çok okuyandan ziyade çok gezen diye düşünüyorum. Neden? Hani okuyarak biraz hani uygulamalı eğitimle hani staj gibi mesela okulda aldığınızı stajda pekiştiriyorsunuz. Hani gezerek daha iyi öğrenirsiniz diye düşünüyorum ve yürüyerek gezerek. Mesela ben seyahatlerimde, yurt dışı seyahatlerimde özellikle yürüyerek gezmeyi tercih ediyorum. Yani tura bağlı kalmadan sokaklarda kaybolmayı tercih ediyorum. Daha farklı şeyler görebiliyorum yani. Bu yüzden gezerek daha iyi öğrenilir diye düşünüyorum. Yani bence çok okuyan, çok gezen değil. Gezerken neyin ne olduğunu anlayamıyorsun ama okurken hani kafamız daha rahat oluyor. Sanki daha bir anlaşılır oluyor bence. Bence çok gezen. Hayatı daha şey öğrenirsin yani. Gezdiğinde herkesle iletişim halinde olduğundan dolayı hayatı daha kolay öğrenirsin. İkisi de. Hem okuyan hem çok gezen. Göreceli. Bence çok gezen. Daha değişik insanlar tanıyoruz. Değişik tayınca bilgi de alabiliyoruz. O yüzden yani başka açıklaması yok bence. Çok gezen. Çünkü çok gezersen her şeyi öğrenebiliyorsun. Çok görüyorsun. Her şeyi daha iyi biliyorsun. Çok gezen. Abi şimdi yanlış anlama. Ben sanayide de çalışsam, şeyde de çalışsam bir şey fark etmeyecek. Ben şimdi öğretmen olsam, atanmasıydı şeydi, uğraşamayacağım. Sanayide en azından bir işim olur. Elim bir şey olur yani. Bundan. Çok gezen. Ya bence çok gezen daha böyle hani etraf çok gezdiği için bana öyle geliyor yani. Daha anlatamadım ama. Bence de çok gezen. Çünkü bana her zaman deneyimleyen daha çok tecrübeli oluyor. Yani tecrübeli gibi geliyor. Okuyan sadece hani gerçekte karşılaştığında böyle bir bocaladığını düşünüyorum ben. O yüzden gezen ve deneyimleyen diyorum. Çok gezen. Bilmiyorum. Görerek tanık oluyorsun bazı şeylere belki. Çok okuyan da tabii ki tartışılmaz. Her ikisi birden desem tek seçenek herhalde var. Çok okuyan diyelim o zaman. Neden bilmem. Öyle hissediyorum. İkisi de. Yani ikisinin de yeri ayrı.
Okuyan da bilir, gezen de, gözlerinde gördüğü için bilir. Hayatımdan umutsuzluğu çıkartmak isterim. Çünkü umutun bittiği yerde her şey biter. Bu yüzden dolayı umutsuzluğu çıkartmak isterim. Neyi nasıl çıkartmak isterim? Yani bir çıkarmak istediğim bir kuzenim var ama onu da çıkarmak istemiyorum. Yani şu an çıkarmak istediğim bir şey yok. Mutluyum hayatımda. Her şey bunda bence. Hayatımızdan neyi neden çıkartmak isteriz? Hayatımızda sınavı çıkartmak isteriz. Daha rahat yaşamak için. Onun halinde. Yani benim de şu anda tek sorunum sınav. Sınavlar olduğundan dolayı sınavı çıkartmak isterim. Hiçbir şey. Hayatımın her şeyi doktor yaşamak isterim. Vallahi şu anda hiç yok. Ben gayet memnunum. Sıkıntı yok. Yalan yalan. Hiç kimse birbirine doğru söylemiyor ki. Herkes birbirinin yüzüne gülüyor. Arkadan her türlü işi çeviriyorlar. Yok. Her şeyden memnunum. Vallahi benim en baştan sona çıkartmak istedim. Sevmem ya hiç. Benim bir nevi kardeşim gibi biri. Ya lafın gelişi tabii abim de. Bir nevi neyi çıkartmak istedim? Vallahi okul hayatımı. 2 yıldır okudum da üniversiteye gidemedim. Hayatımdan endişeyi çıkarmak isterim. Gelecek kaygısını çıkarmak isterim. Neden? Çünkü sürekli beynimi meşgul ediyor. Gelecek kaygısı. Hayatımdan çok düşünmeyi çıkarmak isterdim. Çünkü beni çok yoruyor. Mesela bitmiş ilişkilerimi ya da yapamadığım şeyleri. Yani çok çok detaya girmek istemiyorum ama genel olarak yapamadığım şeyler benim zihnimde çok yer ettiği için onu çıkarmak isterdim. Daha vurdum duymaz biri olmak isterdim yani. Evet, endişe dedim, gelecek kaygısı dedim. İkisi aslında bir yani. İkisini bir anlatmaya çalıştım da. İş kaygısı, üniversite yeni bitirdim. Onlar falan yani böyle. İstemediğim bir şey yok. Her şey güzel, evet. Memnunum. Herhalde sigarayı çıkartmak isterdim. Zaman çok önemli bir kavram. Şimdi derler ya, atalarımız zamansız gibi akıp geçer, farkına varmazsın. Zaman öyle bir kavram ki her dakikasında atacağınız adım sizin kaderinizi belirler. Yani mekan ve zaman aslında birbirine denk kavramlar diyebilirim. Nerede, ne zaman olduğunuz önemli. Yani zaman ve mekan bence aynı anda olmalı. Yani bunu doğru zamanla yakalamak gerektiğini düşünüyorum. Yani zaman daha bir önemli sanki. Yani her şeyin belli bir yeri ve zamanı var. Yani bazı şeyler bazı zamanlarda olmayabilir. Yani bence, bilmiyorum. Nasıl cevap vereceğimi bilemiyoruz ama arkadaşa bırakalım. Zaman her şeyden daha önemli. Zamanın geçtiği vakit hiçbir şey yapamazsın. Mekan. Ticaret bizim yaptığımız iş, onun için mekan. Zaman tabii önemli. Zaman önemli olmaz mı? Ekmeği oradan kazanacaksın. Mecbur mekanda kalacaksın. Kalmak zorundasın. Mekan olmazsa ne olur? Aç kalırsın. Ya hırsızlık yaparsın ya soygun yaparsın. Başka bir şey olmaz. Zaman da değerli tabii. Zaman değersiz olur mu? Ama çalışmak da değerli. Mekan. Olay böyle. Mekan. Her şey güzel mekanlarda geçiyor yani. Yanlış mı? Zaman önemli canım. Zaman da önemli değil. Zevk aldığınız arkadaşların olması önemli bence. Ortam işte. Yani ayrı ortamı yaratacak arkadaşlar vardır. Onlar önemli bence. Yerin de çok önemli yok ya. Şurada deniz kıyısında da çok güzel vakit geçirirsiniz. Zaman daha önemli bence. Çünkü insanlar zamanla yarışıyorlar. Mesela ben zamanla yarışıyorum şu anda. Benim için zaman şu anda çok önemli. Mekan. Yani hayatını yaşayacaksın abi. Zaman şimdi senin demek istediğin yani 100 yıl yaşamak mı 50 yıl yaşamak mı? 50 yıl yaşarsan tam hayatını 100 yıl gibi yaşarsın yani. En azından keyfine göre yaşarsın. O yüzden. Mekan. Ya ben genelde mekan hani olduğum mekan daha çok hisseden biriyim. Zaman yani bence zaman önemli değil. Mekan daha önemli bence. Ben zaman diyorum, anı yaşamak. Anı yaşarsan her türlü mutlu olmayı bulabilirsin yani. Mekan fark etmez. Zaman. Zaman çok değerli çünkü, o yüzden. Zaman. Zaman göreceli. Yani mekan aynı mekan ama zaman görecelidir onun için.